Evet dostlar, burası Burghausen'ın içine giden yol. Burghausen şehrini girişini göstereceğim size. Burghausen bildiğiniz gibi bizim yeni oturduğumuz şehir. Şöyle biraz girişi göstereyim. Sonra markete gitmem gerekiyor. Burghausen'da dünyanın en uzun kalesi var. 1 kilometre 92 metre uzunluğunda. Guinness Rekorlar kitabına filan girmiş artık. Guinness Rekorlar kitabında başka bir kale yokmuş bu kadar uzun. Belki yüksek olabilir ama uzun olarak bu var işte. Sadece Almanya'nın değil, bütün dünyanın en uzun kalesiymiş. Burg zaten kale surru, sur duvarı, kale anlamına gelen bir kelime Almanca'da. Burghausen da bu şehrin ismi yani. Burg'dan geliyor zaten ismi de. İşte gördüğünüz gibi gayet medeni, güzel bir şehir burası. Hatta şurada bir, burası bir tane Maklerstraße denilen caddesi. Bir de Robert Koch Straße var. Almanya. Şimdi oraya gideceğim. Bu böyle gidiyor. Burka kadar gidiyor hatta bu cadde. Şimdi ben sağa dönüp Robert Koch Straße'ye gireceğim. Burası daha ayrı bir alışveriş caddesi. İki tane güzel caddesi var. Başka caddeler de var da en güzelleri bunlar tabii. Güzel, küçük, sempatik bir şehir burası. Her tür imkanın olduğu. İki tane gimnazyum, bir Realschule, bir tane, iki tane Grundschule, bir tane de tabii Mittelschule var. Alışveriş imkanı olarak da Netto, Lidl, Aldi var. Yani market alışverişi olarak. Diğer birçok mağazalar var zaten. CA'sı işte. Şimdi göreceğiz belki. NKD, KiK gibi. Bu böyle Almanya genelinde normal standart olan mağazalar var. Galeha, bir de market alışverişi olarak Kaufland var. Çok büyük bir Kaufland'ı var. Bütün çevrenin, yani bu çevredeki en büyük Kaufland belki Burghausen'dakidir. Apollo gözlükçüsü var. İşte ne bileyim, fotoğraf meraklıları için fotoğraf şeyi var. Var, güzel yani. Biz bayağı beğendik şehri. Güzel bir Stadt Parkı, yani şehir parkı var. Ha, bir de Norma var. Bakın bu Norma'da bir nasıl söyleyeyim, şey mağazası. Market yani kısaca. Robert Koch Straße de bu şekilde bitiyor. Yani bitmiyor da yani alışveriş imkanı olarak bitiyor. Bundan sonrası ev filan. Ben şimdi buradan tekrar sağa dönüp Lidl'a geçeceğim. Geçilebildiğine inandım ama yanlış inanmış olabilirim. Hala ben bu arada bütün caddeleri bilmiyorum burada. O yüzden yanlış gidiyor olabilirim. Şöyle bir gidelim bakalım. Deneme yanın. Ah, burası çıkmaz sokak. Neyse. Döneriz artık. Geriye bakalım. Cadde. Lidl'a gideceğiz güya. Geç teyze. Burghausen bu bölgedeki parlayan şehirlerden biri denebilir. Tabii bu turizm sezonu
kötü geçti. Bütün dünyadaki şehirler için kötü geçtiği gibi muhtemelen Burkazın için de kötü geçmiştir. Ama yine de gayet canlı bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Ben şu ışıkların oradan yukarı sağa geçeyim. Oradan biliyorum zaten Lidl'ın yolunu. Biraz da bu görüntülerin arkasına drone görüntüsü koyacağım. Yapabilirsem montajı. Böylece tepeden de Burkazını göreceksiniz. Yani Münih gibi çok büyük bir şehir değil, ama tabii ki değil. Ama bir köy de değil. Gayet normal, medeni bir Almanya şehri. Böylece Burkazını da aman gelmeyin yola. Bisikletlilerden tırsıyorum gençler. Dolaşmış oldum. Ama en azından bundan sonrasını biliyorum Lidl'a nasıl gidiliyor. Bu caddeyi de bir açtılar, bir kapadılar. Tamir ediyorlar. Jilet gibi bir asfalt döktüler buraya. Çok uzun sürüyor burada tamirat işleri ama yani yaptılar mı da yapıyorlar dostlar. Asfalt jilet gibi, rogar kapaklarından geçerken bile araba hissetmiyor yolu. Öyle güzel, öyle hoş oldu. Ama uzun sürdü tabii. Hadi. Yeşil yanıyor. Kornaya basayım mı gençler? Burkazın nüfusuna açıkçası bakmadım ama 20 ila 30 bin arasında bir nüfusu olduğunu düşünüyorum. Sanırım 25 bin miydi? Siz bakarsınız. Drone görüntülerini yeni aldığım drone'la çektim. Drone'un da marka modeli DJI Mavic Air. Sorarsanız, tabii sormazsanız da ne ala, yine de söyledim. DJI Mavic Air Fly More Combo denilen modelden aldım. Tabii ikinci el aldım. Sıfırı yok zaten şu anda piyasada. Mavic Air 2 falan var galiba sıfır olarak. Gayet güzel yani. Uygun bir fiyat almış oldum tabii ikinci el olunca. 380 euroya Flymore Combo'yu aldım. Yanında bir ton aksesuarı var Flymore Combo'nun. Üstüne de satan arkadaş bana başka şeyler de verdi. Birkaç ekstra çanta, manta, pervane bir şeyler verdi. Sağ olsun. Yunanistan'dan gelme bir arkadaş. Sempatik de bir çocuktu. Aldık bakalım. Umuyorum güzel görüntüler çekmişimdir. Çok acemiyim hala drone konusunda. O yüzden beğenmezseniz bağışlayın beni diyeyim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.